Ve Kurban Bayramı yaklaşıyor. İlk kurbanlıklar da bugün İstanbul'a getirildi. 360 muhabir Aslı Bilger, Başakşehir ilçesindeki kurban satış merkezinde kurban satışları ve hazırlıklarla ilgili son durumu aktaracak bize. Evet Aslı. Evet, Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı ve artık kurbanlıklar da yavaş yavaş İstanbul'a gelmeye başladılar. Gece saatlerinden itibaren özellikle Çamlıca gişelerden birçok satıcı İstanbul'a giriş yaptı. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasına artık satış noktalarına hayvanlar da ulaştı. Şimdi biz de o noktalardan bir tanesindeyiz. Başakşehir'deyiz. Burada bir kurbanlık alanı oluşturuldu ve işte o alanın içerisindeyiz. Bakalım, soracağız artık satıcılar, bu seneki fiyatlar nedir? Hemen şöyle arkaya doğru yöneliyorum. Bir satıcımız var. Burada görev alıyor kendisi. Efendim, öncelikle kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederiz. Bugün geldiniz herhalde. Akşam geldik, saat 2.30-3 gibi geldik işte. Yeni hayvanlarımızı yerleştirdik. Yorgun argın, inşallah satacağız diye satıcıları bekliyoruz, alıcıları bekliyoruz. Satış başlamadı herhalde şu anda. Daha yarın inşallah satışa sunacağız. Ancak bugün yerleşsinler falan kendi yerlerine, dinlensinler. Yarın satışa sunacağız inşallah, başlayacağız. Peki efendim, bu sene fiyatlar ne kadar? Ya geçen seneye göre fazla da bir fark yok. %15, %20 gibi bir farklar var. O da tabii yete gelen zamlar var. Tabii yemden kaynaklanan, o kadar da çok bir aşırı fiyatlar yok. Ya normal fiyatlar, o kadar şey değil. Kilo başına ne kadar? Ya geçen sene mesela paskül 12 milyon, 13 milyon gibiydi. Bu sene de 14-15 milyon gibi. Öyle geçerli. Bakalım, öyle düşünüyoruz, bilmiyorum artık. Nasıl oldu, nasıl gidecek? Bizde pazarlık payı da var mı? Tabii biraz daha olacak, o kadar canım, biz öyle isteyeceğiz, onlar öyle verecek, ortası bulunacak bu işlerin, bu şekilde olacak inşallah. En iyi şekilde yaptık, görüyorsunuz hayvanlarımızı da. Kaç tane hayvan var efendim burada size şu ait? Bize 40 tane var şu anda. Nereden geldiniz peki? Sinop'tan getirdik bunları biz. Tabii aşağı yukarı 6-7 aydan beri de bakıyoruz dışarıda. Bunlar yayladaydı, yayıldılar, sonra içeri aldık. Burada da gezdik İstanbul'un en güzel, burası da güzel bir pazar, burada da sunduk bunları inşallah. Yani biraz sene besili görüyorum ben. Biraz sizin danalarınız birazcık şişman, ağır. Evet. Bizde hep 1 ton 100, 1 ton 900, 800 hep o civarlarda danalarımız var. Evet, biraz onları iyi baktık, iyi de olsun dedik. Başakşehir'e yakışır bir şekilde getirdik. Buralarda yakışsın bu pazara. Şu an en şişmanı hangisi, bize gösterebilir misiniz? Tabii gösterelim. Yatıyor şöyle, şu anda. İlerleyelim birazcık. Tabii ki biraz daha sızı şey yaptı. En şişmanlarımız burada inşallah. 1 ton 100 kilo bu da. 1 ton 100 kilo. Evet. 1 tonluk danalarımız var, bu siyah danamız var şurada bir tane daha. Bir ismi var mı efendim? Genelde böyle isim konulur en ağır hayvanlara. Pek bilmiyorum, biz koymadık öyle isimler ama. Evet tabii ki. Bakıcısı bilmiyorum ne koydu ne koymadı. O da beraber bakıyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben İyi teşekkür satışlar diliyoruz size. Teşekkür ederken diğer bir konuğumu da hemen ağırlamak istiyorum. Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Hanım bizlerle birlikte. Efendim, burada bir kurban kesim ve satış noktası, ikisi aynı yerde kuruldu. Ne gibi özellikleri var bu satış noktasının? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Alanımız 26 bin metrekareden oluşuyor. Yaklaşık 126 tane çadırımız var. 3000 civarında hayvan bekliyoruz. Yine 9 adet büyükbaş hayvan kesim ünitemiz var. Özel testerelerle, hijyenik testerelerle kesimler yapılacak. Ve bunlar 7 hisseye bölünecek şekilde ayrı farklı renklerde, hijyenik poşetlerle dağıtımı yapılacak. Vatandaşlarımız buraya gelmeden önce kayıt yaptıracaklar, yaptırabilecekler. Bu kayıtları biz kendilerine kurban günü, bayram günü SMS'le bilgilendirme yapacağız. Bir gün öncesinde ve aynı gün. Bekleme olmayacak yani. Olmasın. Bu da vatandaşlarımız sıkıntı çekmesin diye. Biz bu alanı her gün, günde 3-4 defa bir ilaçlama yapıyoruz. Yine destek hizmetlerimiz tarafından elektrik ve su ihtiyaçları karşılanıyor. Satıcılarımızın ihtiyaçlarını istinaden bir çalışmamız var. Her gün biz burada Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında veterinerimiz bulunacak. Yine din görevlimiz bulunacak, vatandaşların sorunlarını yanıtlamak üzere. Ayrıca biz bu sene bir de diyetisyen getireceğiz. Vatandaşlarımıza kurban etlerinin nasıl saklanacağı, hijyen konusunda nelere dikkat etmesi gerekiyor, yeme konusunda yine aynı şekilde hassasiyetlerini belirteceğiz.
Doktorumuz ve ambulansımız her gün burada hazır bulunacak. Güvenlik kameramız var 20 tane ve 24 saatte güvenlik arkadaşlarımız burada güvenliği sağlayacaklar. Yine hayvanlarımızın hani olmasını istemeyiz ama ola ki kaçma durumu olur, sıkıntı yaratmaması adına hem hayvanlarımıza zarar vermeden hem vatandaşlarımıza bir yakalama timi bulunduracağız. Hijyene de çok önem veriyoruz az önce söylediğim gibi. Yine goloşlarımız olacak. Vatandaşlarımız goloşlarını giyerek burada rahatlıkla hareket edebilecek. Basın mensubumuz için de biz tulum ayarladık. Onlar da sıkıntı çekmesinler istiyoruz. İnşallah çok güzel bir bayram geçireceğiz. Peki efendim, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Es görmüş olduğunuz gibi artık az önce de belirttiğimiz gibi kurbanlıklar İstanbul'a girişi yaptılar. Satış bazı yerlerde başladı, bazı yerlerde halen başlamadı. Yarından sonra başlaması bekleniyor diyelim ve sözü tekrar size bakalım. Aslı Bilger ve konuklarına teşekkür ediyorum.